bir kişi olduğum için değil. Güneş sporunda sırtımı binlere değiştirebilen olmadığı için bu ünvanı aldım. 1857 yılında o dönemler Osmanlı topraklarında bulunan Bulgaristan'ın Deli Orman bölgesine dünyaya geldi. Rumeli'nin havasından mıdır, suyundan mıdır bilmiyorum. Pek gülmüş, pek kuvvetli bir çocuktum. Geleceğine büyük üreticisi olmak kaçınılmazdı. Nazçı köylü Kel İsmail'in çırağı olarak ufak yaşlarda güreşe başladı. Büyüdüğünde tahtamaya 120 oka çekiyordum. Bunu ne biliyor musunuz? Ben tahtamın 144 kiloluk bir pehlivanım ben. Evet, 187 saatlik boyunda 144 kiloluk bir dev bir pehlivanım ben. Er meydanları beni güreş tarihi yüzünün en büyük pehlivanlarından biri olan ve 26 yıllık baş bir romanlığı elinde bulduran Kel Ali Çok karşısında tanıdı. O günü hiç unutmuyorum. Daha gencim, tecrübesizim ve gelmiş geçmişe bir pehlivanla görüşmek üzereyim. Kendi kendime cesur ol deli ormanı dedim. Bugün burada neler elinden gelenin listini yapmış olacaksın. Galip gelirsen rakipsiz Kel Ali Çok'u deviren bir pehlivan. Ama kaybedersen artık burada koç yiğitlerden biri olarak anılacaksın. Saatlerce güneşti. Akşam çöktü, güneş battı. Ben bu karşılaşmaya bitmeyecek sandım. Taraftarlar bizim maçı yarıda bitirip diğer gün maçı yapmamızı istedi. Ama aslanların aslanı Kel Ali Çok onlara gülbül sesiyle şöyle seslendi. Aa be, burası Kırkıpınar'dı. Er meydandı. Piş piş güneş bırakılır mı bre? Yarışana kadar devam. Bu kadar cazda yenilme kaderimde varsa bırak gelsin beni. O baş pehlivanların sözleri beni o kadar etkilemişti ki ellerinden öptüm. Bırakmak için yalvardım. Sen beni yendin koca yiğit ağam. Senin gibi pehlivanlar artık gözüm arkada kalmayacak. İkisi de sana helal olsun dedi. Ve işte o gün benim devrim başladı. 18 yıllık baş pehlivanlığı elde bulunan Adalla Lili iki defa arda arda yendi. Katrancalı Mehmet kazandı elinmemiş gibi nice koç yiğitler benim kendilerinden güçlü bir pehlivan olduğumu kabul ettiler. Sultan Abdülaziz, Sultan 5. Murat, Sultan 2. Abdülhamid dönemlerinde sayısız güreş yaptım. Hepsini kazandım. Sadece bir yenilgim var aslında. 1894 yılında İstanbul'a Ravi'deydik. Hakemimiz Kel Ali Çok'ydu. Hatırlarsınız, hikayem onu yenmemle başladı. Ama sonra o benim rakibim değil, hakemim olmuştu. Zorlu bir mücadeleydi. Çulak Mumin beni açık düşürdü. Açık düşürmek, iki dirseğini veya sırtını yere doğru durdurdu. Göbek havada olur ve güneşçi yedik sayılır. Çulak Mumin karşısında yenilgime iki kere üzülürüm. Ama nedense babayla Çulak Mumin bu karşılaşmada sakatlanmış ve bir daha görüşememişti. 1800'de Avrupa Büyüklüğü kazanınca organizatörler beni New York'a davet ettiler. ABD'de çıktığım 30 karşılaşmanın hepsini kazandım. Dünya şampiyonu Evan Lefsek'i de Bardağ'da yendi. Onlar artık bana The Terrible Türk, yani korkunç Türk ünvanını verdiler. 18 Mayıs 1894'te vatanıma bindiğim gemi 4 Temmuz sabahı Nevi Oku Kuzeydoğusunda bir bandırla çarpıştı. Ne yazık ki bundan kurtulma olmadı. Arkadaşlar, şimdi size söyleyeceklerimi aklınıza hiç çıkarmayın. Cesur olun, daima mert ve dürüst olun. Hedefleriniz olsun. Hedeflerinize sımsıkı tutun. Damarlarınıza da kana güvenin. Unutmayın, sizler de koç yiğitleri pehlivanların torunlarısınız.